Dur, Bakayım, dur. Ya bu ben çağıracağım da Terapiste gittim. <laughs> Neden terapiste gittiğimi biliyorum. Böyle bir şikayetim olduğu için değil. Bir şikayetim var bu arada. Yalan söyledim. Bazı şikayetleri var ama bence garip bir şikayetti. Yani kadıncağıza anlattım falan işte şöyle böyle bilmem ne falan filan. E Dedi ki çok iyisin. <laughs> Dedim ki iyiyim. Yani bununla ilgili bir sorun yok. Yani harika bir işim var. <laughs> Ve bu, bu beni çok iyi yapar aslında toplumun genel standartları içerisinde. Ve o kadar da iyiyim ki ondan çok daha iyiyim. Bu harika işimi her an siktir edebilirim. Yani çok takılmayabilirim yani. Bu istifa ederim. Böyle böyle daha iyilik böyle oluyor. Yani canım sıkıldı hoşuma gitmedi bir şey oldu. Ya hiçbir şey olmasına gerek yok. Tura gitmek istiyorum. <laughs> canım arabaya binmek istedi. Ya da bir hafta boyunca erken uyanmak istemiyorum. Ya da işte bir ay boyunca yatmak istiyorum. İki ay boyunca World of Warcraft oynamak ve hiçbir şey üretmemek istiyorum. Lanet olsun. Hani ya da insan görmek istemiyorum. Araba sürmek istemiyorum. Herhangi bir sebepten dolayı bırakabilirim. Herhangi bir işi. Ne kadar iyi olduğuyla ilgili değil buradaki konu. Bu beni daha da iyi yapıyor aslında Bence. Ama terapistime göre bu sadece beni daha iyi yapan bir şey. Yani bana göre. <laughs> e dedi peki nedir yani ne, ne olsun istiyorsun falan. Yani dedim şu an çok iyiyim ya hocam dedim ben. Evet falan. Daha iyi olabilirim. <laughs> <laughs> nasıl daha iyi olabilirim? Konu bununla ilgiliydi aslında. Ya bu nasıl daha iyi olmakla ilgili konu da şundan geliyor. Hiçbir şikayetim yok bu arada. Hani nazar değmesin iyiyim, <laughs> hoşum. Arkadaşlarımla iyi, sağlığımız yerinde, sosyal çevremiz iyi, ailemiz iyi falan filan neyse. Abi sıkıntı yok. İyiyim abi zaten. Hani yani kendi içindeki mutlu olma tanımını değiştirdikten sonra daha da iyi oldum. Hemen değişmedi. Biraz zaman aldı bu kendi içindeki mutlu olma tanımı ama şunu dedim kendime. Yani mutsuz değilsem mutluyumdur. Yani coşkulu olmaya bir manyakça bir sapıkça bir coşkuya sürekli gerek yok. Bu gerçek değil zaten. Bunu yaptıktan sonra daha bir rahat oldum. Mutluyum abi o yüzden. Yani bir sorunum yok. Bir sorunum yok ama başka sorunlarım var. Yapmam gereken, yazmam gereken ve beni hayallerime ulaştırabilecek o kadar çok projem var ki <laughs> yani nasıl yapılacağını biliyorum. Yapmıyorum. Tutar, tutmaz, olur, olmaz. O bir yoldur, o maceranın kendisi zaten. Yaşam onu yapmaya çalışmakla ilgili bir süre. Bir zaten süre. Hemen olsa olmaz yani. Tadı yok yani. Bir, bir bir macera olması gerekiyor bence başında. O maceraya çıkacak materyalleri biliyorum daha doğrusu. Yapmıyorum. Yani götümü kırıp hiçbir şeye çalışamıyorum yazamıyorum. <laughs> bir şey ben yola gidebiliyorum abi. veriyorsun motosikleti araba. Gidiyorum ben falan. Bunları konuştum falan filan. Bu bir terapi olmadı tabii yani bir psikiyatrist terapisi gibi bir şey oldu. Bir daha görüşürüz falan dedi. Bakarız dedim. Kaç para olduğunu da bilmiyordum bu arada. Yani çıkışta öğrendim. Kaç para olduğunu bilseydim biraz daha sert bir bakarız diyebilirdim. Arada sırada tek seanslık terapilere gidiyorum. <laughs> İki senede bir tek seans veriyorum parasını neyse bir seans ne çıkartırsam. Yani para bir mevzu zaten iyi terapistlere gidebilmek için. Hadi onu geçtim. Zaman da mevzu yani haftada bir gün bir saatini ayırırsan zihnin çok iyi olabilir. Ya zaten ben haftada bir gün <laughs> ya da iki gün bir saatimi spora ayırabilsem fiziken de iyi olabilirim amına koyayım. Demek ki belli ki ben haftanın belli günleri bir saatimi ya da buna benzer vaktimi ayıramıyorum bir şeylere. Yani benim problemim bu zaten. <laughs> Yapamıyorum bunu. bunu yapmakla ilgili belli başlı sorunlarım var. O yüzden yazamıyorum. Oturup çalışamıyorum. Çalışamadığım için de aslında hayata geçirmek istediğim projelerin hiçbirini başlatmadığım için geçiremiyorum. Bir bu podcast var işte bir de YouTube kanalı var onu da yani böyle işte. Sikim Sonic. <laughs> Olursa onların da nasıl çok iyi olacağını biliyorum. Mesela bu podcast'i yaz, yazıp hazırlansam falan çok daha iyi olabilir. Hani yazılmış hazırlanmış işte metin belli işte şakalar düşünülmüş falan olsa belli olabilir de yani şaka da yok yapmıyorum ki ben. Ben şaka yapıyor muyum abi? Bazısı geliyor ya Kemal abi, Kemal kardeşim çok komiksin. Oğlum ben hiç komik değilim ya. Ben kendime gülüyorum bazen tamam mı? Ben kendi sensörümüm, kendi espri anlayışım kendi espri anlayışıma, kendi kendime gülüyorum. Yani benim espri anlayışıma sen de gülüyorsan ve bu beni dinlemenize sebep oluyorsa çok korkutucu. Çünkü sayınız çok az. Yani <laughs> o kadar az ki bu beni korkutuyor. Yani toplumun bu kadar azıcık bir kitlesine hitap edebilecek bir şaka anlayışım varsa gerçekten çok sıkıcı bir adamım demektir. <laughs> bu komik olmaya çalışıp çalışmamakla ilgili de bir durum olabilir bilmiyorum ama çok yorucu. Ama biliyorsunuz benim komedyen bir arkadaşım var Baturay Özdemir. Komedi şak şakaları var şakacı bir çocuk bu arada. <laughs> çok şakacı bir arkadaşım. Velhasıl o da o zamanlar açık mikrofonlara çıkıyor, gidiyor, geliyor falan. İşte organizasyon yapıyor. O da yılların sahne kaşarı bu arada. Yani yıllarca açık mikrofon vesaire yapmış bir adam. Ya sen de anlat falan dedi. Ya olur da olmaz da hoşuma da gitti biliyor musun? Dedim ben de anlatayım ya. Niye anlatmıyorum ki falan. İyi ki çıktım sahneye. Ondan sonra iyiydi. Benden önce çok fazla fakir komedisi yapan arkadaş vardı... Ondan sonra onlardan biraz feyiz aldım falan derken zaten biri erken boşalıyor birinin siki küçük işte <laughs> birinin bilmem ne böyle bir sürü problemleri var biri fakir zaten yani anladın mı fakir ben çok fakirim ha 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 bırakın ne kadar da fakirsin ya o kadar fakirsin ki erken boşalıyormuş ha 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 salak erken boşalıyor bir freak show mu oğlum bu? amına koyayım. Yani biri karşınıza geçip problemlerini anlatıyor. Sikiyle, parasıyla ve <laughs> başka şeyleriyle ilgili ve biz buna gülüyoruz abi. Ben gülmüyorum. Ben benim komik anlayışımda bu yer etmiyor yani. Neyse sahneye çıktım. Zaten ilk cümlem bir gün ben Marsilya'dayımla başladı. 15 dakika bir süre var. Mikrofonu eline alıyorsun ve işte şakalar anlatıyorsun. Bu arada aslında şöyle bir şey de var. Yani şaka anlatmak zorunda da değilsin komik olmak zor yani yüzde yüz sahneye çıkıp komik olma zorunluluğu yok bir şey ifade ediyor olabilirsin yani ben bu görünüşle ne ifade ettim onu bilememekle birlikte biraz daha bu durum komedisi olsun dedim yani o an komik olur olmaz bilmiyorum belli başlı konular not aldım aynı buradaki tweetlerim gibi biliyorsunuz bunlar benim atmaya üşendiğim ya da twitter kullanmak istemediğim için tweetlerim onları aklı hatırlatıcı gibi konuşuyorum bununla ilgili sahneye çıktım Marsilya'dayım dedim. Bir, bir gün Marsilya'dayım dedim. Zaten millet gülmeye başladı. Benden önce ikiler o kadar fakirdi ki. Benim gibi bir adamın Marsilya'da olması onlara gülünç geldi. Yani <laughs> Öyle bir şeydi yani. Güldüler, elendiler. İlki çok iyiydi. İlk defa sahneye çıkan ve dersini hiç çalışmamış, şaka yazmamış bir Kemal Tuğrul Sümer için çok iyiydi bence yani. Nasıldı falan? iyiydi kardeşim. Güzeldi bilmem ne. Sonra İstanbul'da ikincisini yapalım dedik biz bunu. Yine BKM'nin bir açık mutfaktaki açık mikrofonla sıra aldım ben de geleyim falan dedim. Batura gel kardeşim buyur dedi kırmadı. İşte gittim oraya. <laughs> Şimdi böyle lan benden önce böyle fakir komedyen falan da çıkmadı pekti. De bir değişikti yani çok da komik değiller falan. E, Zaten olmak zorunda da değiller açık mikrofon deniyor herkes yani onunla ilgili bir problem yok. Ben çıktım. Yine aynı şekilde biraz böyle işte bir gün Marsilya'dayım dedim. Kimse gülmedi falan. Öyle oldu, böyle oldu derken bir, bir anda aklıma şu geldi. <laughs> Bu fakir komedisi mevzusundan yürüdüm ya ilkinde. Hani dedim ikincisinde de tutar falan. Ondan sonra böyle sıkıştım sıkıştım. Ulan kimse gülmüyor ışıklar üzerimde. Ulan böyle ne anlatsam ne anlatsam falan derken. Hani fakirler hep böyle erken boşalıyor işte bilmem ne falan ya. Böyle sorunları var işte sikleriyle mikleriyle ilgili. Bir an ağzımdan şöyle bir cümle çıktı. Kim büyük? <gülüyor> Karşımda <gülüyor> yüzlerce mi de onlarca kişi var. Belki yüz kişi vardır bilmiyorum. Karşımda bir ışık, onlar da bir ışık. Bana bakıyorlar. Sahnede 110 kiloluk sakalları burasına kadar gelmiş. Böyle bir, avuç, bir karış sakalı olan bir adam. Dövmeli, mövmeli. <laughs> Çıkmış, bunlarda <laughs> karşısına almış amına koyayım. <laughs> büyük diyor. Abi daha iyi nasıl olabilirim ya bu hayatta? Daha iyi iyiden ne yapabilirim ki yani? Bundan daha iyi ne yapılabilir ya? Düşünüyorum anılar manılar falan. Buna benzer binlerce anım var benim. Daha ne yapayım? Yani terapistim de çok haklıydı. Çok iyiyim. Gülmediler. Ben sikim büyük deyince sonra indik işte. <laughs> Aşağı böyle bir iki arkadaş sırtımı sıvazladı. İyiydi abi. Ama <laughs> hiç, hiç iyi değildi. Gerçekten hiç iyi değildi yani. <laughs> Gecenin bir yarısı erkekler hanginiz lütfen bana bir şekilde yazın bilmiyorum. Nereden yazarsanız yazın. Hanginiz gecenin bir yarısı annenize mesaj attınız. Anne ben saat kaçta doğdum diye. Ya bu tam olarak bir flört sorunsalı değil mi? Ya bu çok kötü bir flört sorunsalı. Yani günün sonunda konu bir yerde yükselenine geliyor ve sen yükselenini bilmiyorsun. Ha, hadi bakalım falan kaçta doğdun diye bir soru geliyor karşıdan ama haberin yok amına koyayım. Biliyor musunuz kaçta doğdunuz? Ben bilmiyorum. <laughs> o yüzden bence ben hayatımda birçok sefer gecenin dinliyorsun. Anneme ya anne ben kaçta doğmuştum falan diye <laughs> yazmış ve mesaj atmış olabilirim. Kaçta doğdum? <laughs> Bu şey gibi bir çırpınış. Anne <laughs> birazdan bir kadınla birlikte olacağım. Olabilirim. Bir şansım var. Ve buraya giden yol yükselinin <laughs> bulabilmekten geçiyor olabilir. Anneciğim lütfen bana saat kaçta doğduğumu söyle. Yani bunu anlar herhalde. Yani senin oğlun var. <laughs> Gecenin yastık. Kaçta doğduğunu soruyor sana. yani. Ekmeğinin peşinde belli ki evladın. <laughs> Başka hiçbir sebebi olamaz. Başka hiçbir sebebi olamaz. Ekmeğinin peşinde. Yani. Ne olacak ki? Bu ekmeğinin peşinde olan erkek hareketleri çok iyi. ya yani mesela kadınla aynı anda elini yıkıyorsan <laughs> ve daha uzun yıkıyorsun mesela. Yapıyor musunuz bu şey mesela böyle o elini yıkıyor falan. Sen de yanında elini yıkıyorsun. Normalde sen umrunda değil ama şu eline sabunu dökeceksin şöyle yapacaksın. <laughs> Siktirip gideceksin. <laughs> Hatun biraz daha uzun yıkıyor. Yani sen de uzun yıkıyorsun. Böyle. Bak ben de çok iyi yeni ki. Ben de temiz biriyim görüyor musun? Falan. Diş fırçalamak da öyle. ilişkinin belli bir seviyesinde yan yana diş fırçalama başlarsa o noktada böyle bir seviyesinden sonra kayboluyor bu arada. Yani bir seviyesinden sonra zaten dişini de fırçalamıyorsun falan. Böyle bir şey bu ilişkide. Aynı evde yaşadığın çok uzun olduğu beraber vakit geç, çok vakit geçirmeye başladığınız ilişkilerde. Evet başlarında bir yerinde böyle işte diş fırçalanıyor falan böyle. Ya fırçalıyor da fırçalıyor abi. Benim ağzımın içi yandı amına koyayım. İpana'nın ya da Signal'in neyse bu yumurtanın fırçalanan tarafı semsert Benim ağzımın içi de semsert artık yani. Sert abi ağzımın içi kavçuk gibi oldu. Bir şey oldu o diş macunu. 3 dakika değil mi abi bunun standartı? 27 dakikadır dişimizi fırçalıyoruz. Foştur, fuç, foştur, foştur, foştur. Şimdi onu bitirmesini beklemen lazım. Yani belli bir yerde bitirmen lazım artık. Yani normalde sana bıraksak, sen dişini yapıyoruz. Çıkıyorsa biliyoruz bunu. Hiç yalan söylemeyin. Yani hepinizi biliyoruz ne yaptığımızı. Herifler, herifler. Zaten biz burada herif herifeyiz. O yüzden ona göre konuşuyorum. Varsa hatun kişiler kusura bakmasın. Erkek muhabbeti bu. ...nefret ediyorum haberlerden. Bu arada birçok şeyden nefret ediyorum. Haberlerden de nefret ediyorum. Böyle bilmem nerenin ortasında anlamsız twerk. Haber bu. Ulan düşünüyorum düşünüyorum. Valla böyle şey düşünüyorum. Lan, anlamlı twerk nasıl olurdu acaba diye düşündüm. Yani, o twerk zaten başlı başına anlamsız bir şey değil mi? Yani bir insanın kalçasını dışarı doğru çıkartıp götünü sallaması böyle şöyle şöyle bir şey. Yani bu zaten anlamlı bir hareket olamaz. Yani dans tek başına zaten <gülüyor> <gülüyor> anlamlı bir hareket midir bilmiyorum. Yani müzik olması gerekir en azından tek başınasının dışında. Ama ilkeldir dans etmek. Çok ilkel bir yöntemdir dans etmek. Bir şeyler için, bir şeyler anlatabilmek için, kutlama için, başka bir şey için. O yüzden ben dans ederim. Bir gün bir yerde bir kulüpte kafam çok güzelken abuk subuk dans ettiğimi ve Twerk yaptığımı görürseniz şaşırmayın. Yani ben de böyle bir ikilem yaratıyor tabii. Bana bakıyorsun böyle sakallı makallı dövmeli adam bu dans etmez diyor... Hayır ediyorum. İlkel çünkü benim içimden geliyor abi. Götümün başımı sallarım ben. Hiç sıkıntı yaratmam bununla ilgili. Güzel görünür kötü görünür. Onun da bir önemi yok. Dans benim içimde. Onu ben hissediyorum. Bir de çok küçükken galiba 10-12-13 yaşlarındayken dayım demişti ki dans etmezsen kızlar başkasını öper. <laughs> gibi bir şey yani. Evet dans etmeniz lazım. En kötü sallanın abi. ...dans etmek önemli... ...benim kadar abartmayın. ...ben biraz daha çiftleşme dansı yapan... ...primitif bir e, şempanze gibiyim... ...primitif şempanze de neyse yani... ...biraz böyle primat diyeyim... ...daha doğru primata benziyor olabilirim... ...önemli değil... ...önemli değil... ...neden önemli değil biliyor musunuz... ...gerçekten primatın da alıcısı var abi... <laughs> ...bu çok önemli... <laughs> ...primatın da alıcısı var... ...doğru primat olmakla... ...doğru zamanda doğru yerde doğru primat olarak doğru primatlığı nasıl pazarladığınızla ilgili bir durum. <laughs> o yüzden <laughs> primat da olabilirsiniz. Şey oluyor yani herkes hep herkes Henry Cavill gibi işte ne bileyim Brad Pitt gibi olmak yani yakışıklı olmak böyle bir şeydir falan gibi. Bazı takıntısı var insanların böyle yani yakışıklı var böyle toplumun standart dışı güzellik anlayışı. Ya bu erkeklerde çok yok. Üzgünüm kadınlarda olduğu için. Bunu bu podcast'te çözmeyeceğim zaten. Kadınlara bu dayatma daha fazla var ama biz erkeklerde o öyle yok öyle değil o yani. O senin nasıl bir primat olduğunu pazarladığın nasıl duruşunla ilgili bir şey yani. Gerçekten de. O yüzden kendi primatlığınızı altını doldurun. <laughs> nasıl doldurduğunuz size kalmış. Kültürlü mü olursunuz ne bileyim başka bir şey mi olursunuz bilmiyorum ama iyi insan olun. <laughs> bir şeyler vaat edin. Güzel bakın. Duygusal olun falan ne bileyim oğlum onu mu anlatacağım ben. Pazarlaması size kalmış vurdumda. Şimdi pazarlama deyince de gerçek dışı bir şeymiş gibi görünüyor ama gerçek olan tam bahsediyorum. Kendi primatlığınızı güzel pazarlarsanız belki bir şey olabilir gibi. Bu yakışıklılık mevzusu başka. Bunu ayrı konuşalım ya. Bazı sıkıntılarımız var. İnsanoğlu olarak bazı sıkıntılarımız var. Geçen gün Patara'ya gittim. Patara kum tepeleri var orada. Ben oranın yerlisi değilim. Çocukluğumu da oralarda geçirmedim ama orada çok gittim ben. Bir 10 senedir, ne 10 seneden fazladır oralara tatile giderim. Bu Patara kum tepeleri daha sakin bir yerken iyice turistleşmiş yani bayağı turistleşmiş falan böyle çok kalabalık. Okey. Okey manzara tabii çok kalabalık olunca böyle kum tepeleri var böyle çöl gibi gün batıyor falan. Çok fazla insan olunca manzara esprisini biraz kaybetmeye başlamış tabi. Yani i̇nsan görüyorsun sen kum görmüyorsun ki ya, insan var. Şu Kumu görüp görebileceğin bir köşe bulabiliyorsun şimdilik. E ondan sonra da orada işte kumda gün batımı falan artık romantik mi yapıyorsun? Götüne kum mu kaçırıyorsun? Taklama atacağım fotoğraf mı çektireceksin? Ne yapacaksın artık o sana kalmış falan. Neyse oturduk şöyle romantik bir şey güzel gün batıyor böyle tatlış tamam mı? Hoş yani. Arkada Hoparlör, Gavat'ın biri weekend açmış amına koyayım. Weekend dinliyorsun. Ya abi. Ya siktir git oğlum ya. Siktir bari Pink Floyd bir şey aç amına koyayım. Weekend ne oğlum ya? Weekend ne abi? Açmış orada Hoparlör. Hoparlör de kötü. Müzik tam da duyulmuyor. Bir de gün batımına hiç uygun bir müzik değil. Ya senin ben müzik zevkini sikteyim amına. Bir dur oğlum bir dur ya. Kapat şu müziği biz günü batıralım bari kum sesi. Rüzgarla beraber söyle. Bacaklarına hafif değiyor çıtır çıtır. Çok acı, acısını hiss hissediyorsun kumları falan. Gün batıyor kıpkırmızı. Böyle zaten denizden çıkmışız. Tuzlu da bir yandan kuma oturulmuş. Orada yüzlerce insan var. Ya sen bu insanların doğaya saygı duyduğu o anı. Bu insan doğaya saygı duyuyor o an. O bir o bir ritüel oğlum o bir ibadet ya. O bir ibadet. Böyle gün batıyor ulan ne güzel batıyor diyor. Adam kozmosa güneş sistemine her şeye saygı duyuyor amına koyayım. O an ya. O an orada kırmızı güneş batıyor. Batıyor batıyor. Arkada weekend. Jaktır jaktır bir şey çalıyor. Ya abicim, yapma bunu ya. Yapma gözünü seveyim ya. ...vallahi güneş hızlı battı. Yoksa dönüp diyecektim ki ya kardeşim Şun bunu kapatla. Şu, doğadayız ya. Yapmayın abi yapmayın bu cool değil bu yanlış keşke keşke insanların hepsi bunun yanlış olduğunu bilse ama şöyle bir şey var işte bu bana göre yanlış ona göre çok doğru ama bence aynı dangalaklık sahnede oyun izlerken tiyatroda sik gibi konuşmak da aynı saçmalık yani bır 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 konuşuyorsun oğlum ben oyun izliyorum ya git sus oğlum sus da sus, sus bır 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 Yapmayın ya. Abi, o da dangalak bence bu da dangalak ama siz daha iyi bilirsiniz. Siz bu hayatta kendi dangalaklıklarınızı kendiniz seçiniz. Çünkü ben genel olarak kendi dangalaklıklarımı hep kendim seçerim. Yani başkasının dangalaklıklarıyla çok uğraşmam. Hem kendi içinde kendi dangalaklıklarım var gerçekten. de. Bilmiyorum. <gülüyor> Mesela <gülüyor> geçen yine kendimi eleştirirken sürekli kendimi kendimi eleştirirken buluyorum. Çünkü başkası yapınca hoşuma gitmiyor. Bir şey bir nevi mastürbasyon. Yani kendi kendimi yapıyorum bu noktada. Mutluyum da bundan o yüzden başkası yapınca hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> Neyse dedim ki ya ben dedim ne kadar goatsız bir adamım dedim ya. Ne kadar da goatım yok dedim benim ya. Öyle bir sorular soruldu arkadaşlık orada. Senin en sevdiğin şey ne falan. Basit ama keyifli sorular. İşte senin en sevdiğin oyuncu ne? En sevdiğin film nedir? Seninki nedir? Falan lan. Hiçbir soruya cevap veremiyorum ya. Yok ya mesela. En sevdiğim film yok benim. En sevdiğim oyuncu yok. Bir basketbolcu hayran değilim. Futbol zaten sikime değil hayatta. <laughs> Hiç takım bile tutmam yani falan. En sevdiğim grup yok falan. Goatsızmışım ben ya. O Goat da. Great of all time olur herhalde diye düşünüyorum. Great of all time yok abi. Benim growthum, goatım yok abi. Yok. Hiç de sorun yaşamadım bununla ilgili ama bu bu tarz ufak tefek sohbetlerde işte sorun yaşıyormuşum gibi oluyor. Yani belki hani şunu çok severim demesem de belki bir iki, iki isim söylesem o da iyi olacak. İsim hafızam da yok abi. Yani hem goatım yok. <laughs> Gerçek. Yok oğlum. Yani çok iyi bir şey bence bu arada. Lan hiçbir şey sevmiyorum ki ben. <laughs> yok sevmiyorum. Sevdiğim birçok şey olabilir. Yani onları seviyorum. Tüketmeyi seviyorum, izlemeyi seviyorum falan filan ama ya bir filmi şu oyuncu oynuyor diye, şu yönetmen çekiyor diye ekstra izliyor muyum? İzlemiyorum. En sevdiğim basketbolcu yok mesela. Adam var Michael Jordan. Ha ölüyor Michael Jordan. Michael Jordan abi dövmesini yaptırmış buraya Michael. Bana saçma geliyor kardeş. Kusura bakmayın. Yani <laughs> Adam bir tane başarılı koşmuş zıplamış zamanında falan. Çok iyi basketbolcu da bana ne amına koyayım ya. Ya bana ne abi. <laughs> Vallahi böyle bakıyorum bu duruma. Bana ne ya. Adam en sevdiği filmi gitmiş dövme yaptırmış koluna abicim. Ya hadi yine film neyse bir mesajı var amına koyayım. Bir şey anlatıyor o mesaj yani yazısını yazmak yerine mesela bende de burada Hemingway var şurada Bukowski var bir şey var. Şimdi düşünüyorum yazısını yazmak yerine filmin bir şeyini dövme yaptırsan yine o sana bir yazı gibi aynı şekilde bir şeyleri hatırlatıyor ve tekrar düşünmeni gözden geçirmeni sağlıyorsa olabilir. Uygundur. Sonuçta bir eserdir. <laughs> Eserse bak eser okeyim Çünkü benim zaten sol götümde Russian Constructivist. Russian Constructivist. 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 Russian Constructivist bir sanat eseri var götümde sol lavunda dövme. Bu da başka bir hikaye. Bunu daha sonra anlatırım. <laughs> eser olabilir. Ama Michael Jordan olmaz bence. Bence bu arada. Sen katılmıyor olabilirsin. Diyebilirsin ki bu adamın... Sırtında kocaman bir Air Jordan dövmesi var. <laughs> Bu adam bunu her gördüğünde ki sırtındaysa tam göremiyor olabilir tabii. Gerçi de de ki işte başka yer. Göğsünde var göğsünde. Air Jordan dövmesi var göğsünde. Bu adam bunu her gördüğünde Michael Jordan kadar başarılı olabileceğini düşünüyor. Ve oradan motive oluyor falan. E çalışmamış ki amına koyayım. Oldun mu? Allah aşkına sen oldun mu? Michael Jordan oldun mu sen? Olamadın. Olamadın. Michael Jordan yok yani. Ola... <laughs> Olamadın abi sen Michael Jordan. Olamayacaksın da zaten. O yüzden gerekiyor. Sen şimdi bana diyeceksin ki kardeşim senin kolunda da işte Bukowski'den bir şey yazıyormuş. Sen Bukowski mi oldun? Benim amacım orada Bukowski olmak. Peki <laughs> Bukowski bu sözünden ders çıkartmak. Diyeceksin ki ve pezevenk dersi çıkartıp uyguladım mı? Ha işte uyguladım. <laughs> uyguluyorum. ya da Hemingway'inkini uyguluyorum. Ya da başka Russian Constructivism bir işine yarıyor mu diyeceksin ama bir sikime yaramıyor. <laughs> Onu sonra anlatacağım. <laughs> tamam lan olur kabul ediyorum. Michael Jordan dövmesi olabilir kabul ediyorum. Brad Pitt olmaz ama. Bak Michael Jordan yine okey bak kabul ettim. Michael Jordan dövmesini yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Michael Jordan dövmesi benden onay aldı. Niye onay aldı? Bir yandan da benim şurada sağ kolumun içinde Harley Davidson motoru var amına Mal gibi bir şey. Aslına baktığımda pandaman da var. Michael Jordan olur mu? Olur. Kabul lan. Kabul. Michael Jordan dövmesi yaptırdım. Çok seviyorum lan Michael Jordan'ı. Çok başarılı adam. Hayvan gibi zıplıyor, koşuyor falan. Müthiş zeki bir oyuncu falan. Kabul. Brad Pitt ne peki? Brad Pitt yaptıramazsınız ona izin vermiyorum. Brad Pitt'in dövmesi yapıldı. Ne aldı? Çok Fight Club. Ya Brad Pitt oyuncu oğlum Fight Club. Git Chuck Polonk muydu neydi yazarın adı. Ulan adını, hatırladım. Palahniuk, Polatnik, Polatnik miydi? Çak bir şey. Onu yaz onu. Onu yaz. Onu yaptır o zaman. O olsun yani. Brad Pitt'in dövmesini koluna yaptırmış bir erkek. Ne kadar başarılı olabilir ki? <laughs> Benim bu hayattaki sorun bu abi. Koluna bir et bit dövmesi yaptırmış bir adam bu hayattan ne kadar başarılı olabilir? Bu. Şöyle bir cevap verebiliriz buna. Çok başarılı olabilir. Evet benim kendimi <laughs> iyiyim lan iyiyim diye kandırmam gibi ona <laughs> kendini olduğu pozisyondan çok başarılıyım diye kandırıyor olabilir. Ama işte bir de normlar var. Normlara göre ne kadar başarılı olabilir? ne kadar başarısız olur <laughs> onu düşünmek lazım bilmiyorum. Mırak normları ya. Norm da değildi. Değil bu hayatın bir gerçeği var ya böyle işte hormonların var, yaşantın var, kültürün var. Gerçeklik var. İşte mesela kombin... <laughs> kapitalizmin gerçek olması gibi. <laughs> gerçek ya bu mesela. Hani. <laughs> bu. Bir gerçek yani. Bunun peşindesin. Bununla savaşamıyorsun. Bu gerçek. Bir sürü gerçek var. Hayata dair bir sürü gerçek var. Hayat bir yerden sonra şey geliyor. Yani lan hiç olacağım falan. Yok olacağım ben ama okumam. <laughs> Bana ne? Ev o da kötü, bu da kötü. Sikiyim dünyayı. <laughs> Allah kahretsin her şeyi falan. Bir bakış. Mümkün. <laughs> mümkün, mümkün. Ama bir yandan da şey var ya böyle işte. Ya işim olsun, gücüm olsun. Çoluğum olsun, çocuğum olsun, ailem olsun. <laughs> Patlatayım iki üç tane şöyle Junior Kemal. Falan onlara bakayım falan. Bu da bir gerçek ve bu da bir kötü bir şey değil ya. Aslında tam olarak <laughs> ikisi diye ayırmayacağım. <laughs> bu üçünün arasında bir yerdeyim ama hayat ne olursa olsun seni bir yerde bir sakinliğe itiyormuş gibi bir şey de varmış gibi hissediyorum ya. Yeter diyorsun mu? Yoksa demiyor musun? Yoksa hiç olmak mı? Yoksa çoluğa çocuğa karışmak gibi bir şey mi hayat? Bence çoluğa çocuğa karışmamız lazım. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Gerçekten. Bir yerde kimi 22 yaşında, kimi 38 yaşında, kimi 40, kimi bilmem kaç bilmiyorum ama bu çoluğa çocuğa karışma işinde bir fayda var. Yani yüz binlerce yıldır insanları yanılıyor olamaz amına koyun. <laughs> Diyorum ve bu podcast'imi burada kapatıyorum. Şu Instagram'dan şey yapabilirsiniz. Neydi onun adı? takibe falan basabilirsiniz. Instagram değil lan orası. Spotify'dan takibe basabilirsiniz. Yani o kadar değerli ki like ve abone değil mi? <laughs> ben mesela benim için de öyle. Her kanala subscribe olmuyorum. Böyle. <laughs> Çok önemli. <laughs> Sikiyim benim subscribe mı işte oğlum adam üretmiş. 10 dakikanı geçirdin, 20 dakikanı geçirdin. Bir şey yaptın. Ya yani bas bir tane like havası amına koyayım. Ne olacak falan. Bir yandan da bunu bütün... Bu ne oldu? Neden oldu biliyor musun bu? çok istedi bütün fenomenler falan yalvarıyor böyle. abone ol like la amına koy. sik benim böyle Yal, Allah Allah falan yalvarıyor abone ol like la abone ol çok bilmem ne likelayın biz bir aileyiz falan olunca değere bindi dedi ki ama bu madem bu kadar çok istiyorsunuz bunu amına koyayım Allah'ım benimki de çok değerli dedi bence izleyici bence ondan kaynaklı yani onun gibi bir şey söylemeyince de yapmıyor kimse <laughs> öyle üretip üretici de zor şimdi sen likelamıyorsun beğenmiyorsun. O video daha öne çıkmıyor. Kimse göremiyor. Mesela örneğin e kimse göremediği için de sen böyle boş boş <laughs> hayatın boyunca konuşuyorsun. <laughs> bakmışsın öbürü böyle like isteyen falan bir şeyler yapamıyor. Almış yürümüş amına koyun paranla amına koymuşsun <laughs> <Hala burada gülüyor> Like'lasınlar mı like'lamasınlar mı diye düşününce orada olmuyor. En başında söylediğim gibi çok buranın bunun bu podcast'in ya da işte bilmiyorum buna benzer içeriklerimin kitlesinin bu kadar küçük olması çok tehlikeli bence. <laughs> İyi değil. <laughs> benim kariyerim açısından değil. Bence benim ve senin bunu dinleyen ve izleyen her hal, haleti ruhiyesinde bir sıkıntı var gibi düşünüyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Bana öyle geliyor. Bu kaç dakika oldu? 40 küsür dakikadır ne konuştuğum belli değil amına koyayım oh. oh, oh. <laughs> Ama teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hafta içi gelmişim işe işten böyle oturmuşum falan filan. Burada bir, bir saatimi buna ayırıp bir de kurguluyorum. Arada sırada kendime gülüyorum. İyi oluyor yani en azından bunu yaşıyorum. Bana yarenlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bunu bakat. ben. ya. diyor? <laughs> わさびはチャールズをまた再度。<noise> <noise>